Esenler, esenler, 300 esenler, esenler, 300 esenler, esenler, 300 esenler. Geç abi, geç geç. Kerim abi. Ne haber lan Urfalı? Mektepli aran nasıl? İyidir de Kerim abi, şu İngilizceyle başım dertte. Bir türlü dilim dönmüyor. Alışır oğlum, alışır. Ver bakayım şuradan bir çıtır. Kerim abi! Hay Allah! Ne arıyorsun lan benim minibüsün üzerinde ha? Hacı be! Minibüsü yap. Neredesin be usta? Yolcular seni bekliyor. Kendine mi götürüyorsun kardeşim? Yavaş gitsene. Hızlı olmak zorundayız biraderim. Çabuk gidelim ki çok yolcu taşıyalım. Hem vatandaş yolda kalmasın hem de sıramızı kaçırmayalım değil mi ya? Yemekten sonra o güzel sakallarını tek tek yolduracağım sana. Ne gülüyorsunuz ulan? Benim güzel oğlum! Hiç de elleri boş gelmezmiş! Sana iyi haberlerim var! Hayırdır ana? Kasap Hasan, gelen dünürü geri çevirmiş. Benim kızımın evlenme vakti değil demiş. Kızın vakti, vakti ama herkesi istemiyormuş. Mantı yaptım, Fatma teyze tadına baksın diye getirmiştim. Girsene içeri. Yemek vakti rahatsız etmeyeyim, afiyet olsun. Gelsene kızım. Sağ ol Fatma ana, evdekilerin haberi yok, babam merak eder. Peki evladım, annene selam söyle. Nasıl, beğendin mi? Vallahi güzel yapmış. Onu demiyorum oğlum, Ayşe'den bahsediyorum. Ha, Ayşe mi? Allah için güzel kız. Allah sahibine bağışlasın. Sahibi çok çok da.
Nereye oğlum? Kahveye gidiyorum ana. Arkadaşlar bekliyor. Şu Ayşe'nin lafını ne zaman duysan hep kaçıyorsun evladım. Ben de anayım oğlum. Ben de gelinimi görmek, torunlarımı sevmek isterim. Şu kısacık ömrümde daha ne kadar bekleyeceğim yavrum? Haklısın ana. Biraz daha sabretme. Bir şeyler olur elbet. Allah büyüktür. Böyle. Aşk olsun Kerim abi, koku dediğin parfüm. Hem de hakiki Avrupa. Esti. Esti mi? Hangi taraftan esti? Patladın mı? Çekilsene be yolumdan! Patlama, geç hadi! Otobüsü delik deşik ettiler. Akşam Hanedanların yeni bölümleri gelmiş. Onu seyredaldım. Ya nasıl? Süper, çok iyi. Kerim abi sen ne dersin? Selin Hanım oldu. Pelin mi? Pelin de kim Betakoz? Sen tanıyor musun? Pelin mi? Ben ne bileyim be usta! Aman Kerim abi, sen de amma cahil kalmışsın! Pelin'i nasıl tanımazsın? Hanedanları seyretmiyor musun? Ne yani? Pelin'i fillini seyretmedik diye cahil mi olduk? Sen şimdi Pelin'i fillini bırak da Çilli abla... ...şöyle güzel, acılı bir mercimek çorbası nasıl pişirilir bilir misin? Aman Kerim abi, altı üstü bir çorba, bilsen ne olur, bilmesen ne olur, ha? Çilli abla, sen de haklısın be! Haklısın! Aa, görmüyor musun, be lastik patladı, yapamıyoruz işte! Takoz, in aşağıda yardım et! Siz de inin biraz hava alın! Merhaba kızlar! Merhaba, geçmiş olsun Şenis! Sağ olun! Tam da yerinde patlamış. Ya, ne olduğunu anlayamadık. Neyse, takoz yapar şimdi. Tamam, Mavi abla! Mavi abla mı? Ne demekmiş o? Gözlerim abla! Sağ ol, bir dakika! Buyur, çok teşekkür ederim! Sağ ol abla! Paranız çok galiba! Başkasına muhtaç olmayacak kadar! Belli, belli! Yardım ettiniz ama, kabalık etmeniz de gerekmezdi. Her gün sabah şehirden okula 32 kilometre geliyorsun. Dönüş eder 64. Sana ne?
Bu memleketin benzinine parasına yazık değil mi? Bunlar da insan evladı. Onların canı yok değil mi? Senin kardeşin de minibüsle gidip gelebilir. Bir de sabah akşam arkanda dart dart korna. Kerim abi geç kalıyoruz, yazılımız var. Bir daha lütfen arkamda korna çalmayın. Günaydın Kerim abi. Şeniz de artık bizimle geleceğini söyledi. Şeniz de kim? Sibel ablanın kardeşi işte. Hani dün yolda lastikleri patlamıştı ya. Peki alalım. Nerede oturuyor? Artık kardeşim de size yük olacak. Estağfurullah, görevimiz. Sizden bir ricam var. Kardeşim size emanet. Annem biraz titizdir de evden alıp eve bırakırsanız sevinir. Merak etmeyin, bırakın. Herkes. Şeniz yok. Boyfriendiyle gitti. Anlamadım. Ne frendiyle? Yani sevgilisiyle gitti. Akşama partide ne giyeceksin? Yeşil tuvalet. Ah sana yakış. Ah bak bak. Bizim çifte kumrular arabada. Nerede kız? Hani? İşte bak. Hani? Ben gördüm. Bak şurada işte. Demek ki eve gitmemişler. Şunlara bak be. Bir dakika Kerim Bey.
sordun kardeşime? Kardeşine sor. Ne oldu? Anlat bakayım. Okul çıkışında beni almaya Volkan geldi. Arabayı koruya çektik, ders çalışıyorduk. Sonra bu geldi. Beni arabadan zorla çıkardı, Volkan'a da vurdu. Doğru mu bunlar? Kısmen doğru. Sen kendini ne sanıyorsun? Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana? Hem onlar çok iyi iki arkadaş. Analar babalar çocuklarının canını namusunu bize teslim ediyorlar. Bizim de görevimiz onları bütün kötülüklerden korumaktır. Hem kardeşiniz de o delikanlının arabadaki halleri hiç de iki iyi arkadaşa benzemiyordu. Eğer biraz daha geç kalsam kardeşiniz şu anda her şeyini kaybetmiş olabilirdi. Terbiyesizlik etme, doğru konuş. Sizlerin teşekkür tarzı böyle demek. Sizi tekrar ikaz ediyorum. Kardeşinize sahip olun. Hemen gidin buradan. Yoksa polis çağırırım. Yok. Özür dilerim. Kabahat bende. Sizler gibi namus fukaralarının işlerine karışmamam lazımdı. Kusura bakmayın. İşini ne yaptın, bulabildin mi Ali kardeş? Yok pekerim, ne gece, kiralar ateş pahası. Hangi yere gittiysek bir ton para. Çay satarak olacak iş değil bu. Ortada kaldı işte. Allah yardımcın olsun Ali kardeş. Kerim abi! Ne oldu be oğlum, sakin ol! Allah Allah! Ne oldu, söyle be! Kim geldi? Son durak beyler! Usta ya! Hadi bir işim vardı ya! Gidebilir miyim? Thank you.
Peki ne yapıyoruz? Kötü davrandım. Haksızlık ettim. Aslında siz haklıydınız. Hadi artık somurtmayın, affedin de barışalım. Siz mert, yürekli, iyi bir insansınız. Sizinle dost olmak, arkadaş olmak istiyorum. Çayını soğuttun. İçsene oğlum. Canım istemiyor ana. Senin bir derdin var. Hasta mısın yoksa? Yok bir şeyim ana. Bugün çok yoruldum da. Ondandır durgunluğum. Dakika rahat vermiyorlar.
Oğlum mu? Mecburi taşınmaz. Ağlarım adam, mecbur yiyeceksin işte. Hadi be! Ye şunu da, ye hadi. Hay Allah! Peki. Aha işte tamam. Çok zaman yemen lazım. Ayşe! Efendim babacığım? Ben sana su getir demedim mi? Tabii, hemen getiririm baba. Tövbe estağfurullah! Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Arabada ne varmış? Biri bobin kablolarını koparmış. Ben üstüme değişeyim çıkalım. Al. Thank you.
Yarın pazar. Arkadaşlarla bizim yazlığa gidiyoruz. Bizi minibüsle götürür müsün? Hı hı. Sen bu zıpırlara bakma. Ben bile aralarında sıkılıyorum. Hadi eve gidip soğuk bir şeyler içelim. Otur, rahatına bak. Ben sana bir içki hazırlayayım. Ne içersin? Viski mi, yoksa cin mi? Fark etmez, ne olursa onu içer. Neyin şerefine içelim? Senin. Bir dakika sen otur, ben mayomu değiştireyim. Şimdi gelirim. Kerim, içkimi getirir misin lütfen? Gel, otur.
Vermişti. Hakaret etmişti. Bizlerin namusuna dil uzatan bu namus abidesi zavallı... Evet, evet, bu küçücük adam... Biraz yüz verince namusu mamusu unutup bana sahip olmaya kalktı. İşte bunların namusu. Minibüs şoförü ve ben. Ne güzel bir ikili. Ne güzel bir aşk. Tıpkı ucuz aşk romanlarındaki gibi. Herkes haddini bilmeli. Sen bir minibüs şoförüsün. Sen bir minibüs şoförüsün. Anladın mı? Ben de sevmiştim o usta. Seni sevdiğine de inanmıştım. Meğer bizimle oynamış. Ne yapalım be usta? Bu kahpe dünya onların dünyası. Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler. Oynadılar. Dün neredeydin? Ay ne yapayım? Kuaföre gittim, saçlarımı yaptırdım. Dün akşam bir diskoteye gittim, sabaha kadar eğlendim. Sibel durdu durdu, turnayı gözünden vurdu. Sibel damat fabrikatörmüş. Şanslı adammış. Volkan'ı göremiyorum, hala barışmadınız mı? O olaydan sonra onu affetmedim. Kerim midir nedir ona müdahale edeceğine sırık gibi durdu orada. Şekerim, kimse bize yüz vermiyor. Eğleniyor musunuz bari ha? Bütün sosyete o şoför parçasına verdiğin dersten bahsediyor. Adam da çok tatlı, şekerim tuzağına hemen düştü. Tipler böyledir işte. İlk fırsatta bana sahip olmaya kalktı salak. Sen kim, ben kim? Bu salak dilde nedir Allah aşkına? Nereye gidiyorsun kardeş? Hey! Ya bıraksan kulağımı be! Anne! Anneciğim! Anneciğim! Bırak! Bırak kolumu! Bırak dedim sana! Nereye götürüyorsun? Bıraksana ablamı be! Bırak!
Hadi! Gülün! Gülün hadi! Bırak ablamı, bırak! Ver elini! Çekil be sen de salak! Ne oluyor kız? Bilmem. Hoş gelmişsin Kerim, hayrola? Sonra konuşuruz Yunus dayı. Hoş gelmişsin Kerim abi. Bak, bırak beni gideyim ha. Kimseye bir şey söylemem. Kendi isteğimle gittim derim. Ha? Hadi. Tabii gideceksin. Ama ben ne zaman istersem o zaman. Şimdi oyun oynama sırası bende. Hayvan! Manyak adam! Kaba herif! Senden de bu beklenir zaten! Biz herif ne olacak? Gebereceksin! Hayvan! Eşkıya! Gebereceksin! Pis haydut! Yakalayacaklar seni! Yakalayacaklar! Bunu yanına koymayacaklar! Bak göreceksin! Manyak! Hoş gelmişsin Kerim abi. Hoş bulduk, nasılsın? Sağ ol Kerim abi. İşte böyle Yunus dayı. Doğru mu yaptım bilmem ama oldu bir kere. Sen bizlerden daha iyisini bilirsin oğul. Annen nasıl? İyidir vallahi, nasıl olsun işte. Sizler nasılsınız? Vallahi iyi, sağ ol. Ekinler filan nasıl? Allah'a çok şükür, sağ ol. Burada geceler soğuk olur. Arada sırada ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. Ateş sönmesin. Duyduğuma göre Kerim abiyle evleniyormuşsunuz. Darısı başıma. Beni zorla kaçırdı. Yardım edin bana. Bıraksın gideyim. İnsanlık dışı bir olay bu. Resmen eşkıyalık. Kerim abi çok iyi bir insandır. Kötü bir şey yapmaz o. Böyle olmasını istediyse bildiği bir şey var demektir. Bizlerin elinden bir şey gelmez. İyi bir insanmış. Hayvanın teki o. Barbar, eşkıya, canavar. Asacaklar onu. Acıkmışsınızdır. En iyisi size yemek getireyim. Kim var burada? Çık dışarı! Bana zorla sahip olamayacaksın. Çünkü senden nefret ediyorum, iğreniyorum! Sana zorla sahip olmak mı? Yanılıyorsun. Olmak isteseydim olurdum, merak etme. Thank you.
Daha ne duruyorsun bey? Ne olur bir şeyler yap! Ne yapayım hanım? Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor. Haysiyetim, şerefim, ticari hayatım iki paralık oldu. Ya kızım ne olacak o hayvanın elinde? Ya kızımı öldürürse? Rıza, şehre gidiyorsun. Şu bizim tavukları Ökkeş'e bırak. Olur emmi. Minibüs senin mi? Evet bacı, benim. Beni en yakın kasabaya götür. Sana çok para veririm. Ne kadar istersen. Sağ ol bacı. Paraya ne lüzum var? Siz bizim misafirimizsiniz. Size hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Kusura bakmayın bacı. Lakin minibüs bozuktur. Bu yaptığınız doğru. Kaçırdı beni zorla. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu? Bakın, ben çok zenginim. İstediğiniz kadar para da veririm size. Allah rızası için beni götürün buradan, ne olur. Sen haklısın. Ben pes ettim. Senden başka türlü kurtuluş yok. Al benden istediğini de bırak gideyim. Ne duruyorsun? İstediğin bana sahip olmak değil miydi? Hadi bitsin bu işkence. Kerim abi! Rıza! Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et. Thank you.
salim döndün, şükürler olsun yavrum, şükürler olsun! Ne özledim seni, ne özledim bilemezsin! Ablacığım! Canım ablacığım! Oh, seni çok merak ettik! Öyle korktum ki sana bir şey olacak diye! Döndün demek! Bir inat uğruna başımıza gelmeyen kalmadı! Şerefimiz, haysiyetimiz iki paralık oldu! Bırak şimdi bunları bey! Sibel'im sağ salim döndü ya! Bu saçma intikam başımıza ne dertler açtı ha? Anlat bakalım! Beni rahat bırakın, yorgunum! Neredeydin günlerdir? Meraktan gözüme uyku girmedi. Bunun için değil mi? Bu sosyete kızı için bu hallere düştüm. Konuşsana oğul! Ne verebilirsin ona? Pahalı elbiseler, arabalar, köşkler, uşaklar ha? O burada yaşayabilir mi oğlum? Bu evde, bu mahallede! Bütün alışkanlıklarından uzak! Bir pabuçla seneler geçirebilir mi? Bunlar sosyete oğlum, davul bile dengi dengine! Onlar bizim yediğimiz gibi yemez, yediklerimizden utanırlar! Yeter ana! Hayır, yetmez! Hem şunun haline bak! Yarı çıplak! Nasıl çıkaracağız insan içine? Nasıl işte gelinim, oğlumun karısı diyeceğim! Sosyete kızından bizlere yar olmaz! Ruşen Bey telefonda, seninle görüşmek istiyor kızım. Banyoda olduğumu söyle. Kocan olacak adam ayıp, öğrenmiş döndüğünü. Sesini duymak istiyor. Bu evliliği unutun anne. Ruşen Bey kocam olmayacak. Bu değişiklik niye? Yoksa o şoför parçası seni... Evet anne. O şoför parçası kızınızı ihfal etti. Eyvah! Başımıza gelenler! Ne olacak şimdi? Ruşen Bey'e ne diyeceğiz? Ya aile şerefimiz? Beni hiç ilgilendirmiyor anne. Haline bak, kör kütük sarhoşsun! Hem ne diyecek mahalleli? Beni rahat bırak be ana! Yalan mı? Yanlış mı? Kerim bir şıllığa tutuldu da bu hallere düştü demeyecekler mi? Ne yapayım be ana? Ne derlerse desinler! O akılsız kafana girene kadar konuşacağım! Buradaki kız kız değil mi? Onun suçu ne? O sosyete kızı gibi herkese kuyruk sallamaması mı? Yeter ana, yeter, yeter! (Gülüyor)
Aslan oğlum, neden bu hallere düştük? Ne kadar mutluyduk daha önce. Sen benim dünyada tek sevdiğim varlıksın. Anacığım. Senin üzülmeni, mutsuz olmanı ister miyim tanıyorsun? Sen haklısın, güzel ana. Davul bile dengi dengine. Kasabın kızını iste ana. Ruşen Bey geldi, seni görmek istiyor. Bu işin olmayacağını söylemediniz mi? Kızımız bir şoför parçası tarafından ifal edildi demediniz mi? Bu konuyu fazla uzattın Sibel. Adam anlayışlı davranıyor. Daha ne istiyorsun? Hadi ben bu evliliği kabul ettim diyelim. Peki ya siz? Siz bundan utanç duymayacak mısınız? Ağzınızdan eksik etmediğiniz aile şerefimiz lekelenmeyecek mi? Sen budalasın. Ya o saygıdeğer Ruşen Bey'in erkeklik gururu? Ya ben yarın çocuklarımın yüzüne nasıl bakarım? Sus! Yeter! Saçmalıyorsun! Yetmez baba! Sizin kötü dediğiniz şu kaçırılma olayı bana anlattı ki bizler sahte bir çevrede yaşıyoruz. Bizim şeref, namus dediğimiz şeyler menfaatlerimizle ölçülüyor. Aman Allah'ım! Bu kızı ben mi yetiştirdim? Evet anne! Sen yetiştirdin. Unuttun mu? Ezilmek istemiyorsan ezeceksin. Erkeklere oyuncak olmak istemiyorsan sen onlarla oynayacaksın demiştin. Ya sonuç? Senden utanıyorum. Sonuç belli. O şoför parçası seni ifade etmekle kalmamış, aklını da başından almış. Yanıldınız Rıza Bey. Sizin o şoför parçası deyip küçümsediğiniz adam beni ifade etmedi. Edebilirdi ama etmedi. Bana namus, şeref dediğiniz şeyin gerçek yüzünü gösterdi. İnsan olmayı öğretti. Esenler, 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 300 esenler. Esenler, esenler. Esenler 300 esenler. Esenler. Merhaba. Kerim nerede? Gidin buradan. Esenler, 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 esenler. Kerim'le konuşmam lazım. Daha ne istiyorsunuz Kerim abimden? Yaptıklarınız yetmiyor mu? Benim ustam sizi tanımadan neşeli, sevgi dolu bir insandı. Bizler kendi dünyamızda mutluyduk. Ama siz her şeyi berbat ettiniz, yaktınız, yırttınız. Şimdi o insanların ne hale düştüğünü görmek mi istiyorsunuz? Biliyorum. Çok kötü şeyler yaptım. Ama o zamanlar başkaydı. Gerçek sevginin ne olduğunu bilmiyordum. Kerim abimin sizinle konuşacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Lütfen şimdi gidin, onu rahat bırakın. Onunla konuşmam lazım. Lütfen. Çünkü onu çok seviyorum. Şey, usta be. Söyle. Hani Mavi abla var ya. Varsa var, ne olmuş? Şey diyecektim, acaba yanıldık mı? Yani sosyetin içinde de iyi insanlar yok mudur? Vardır herhalde. Ama bize kötüsü düştü. Yani kötüler de bir gün iyi olamaz mı? Hayır. Olamaz. O iyi olamaz. Olur be usta. Ben inandım. Mavi abla seni seviyor. Sen de onu seviyorsun. Kasabın kızıyla evlenip de kendini yakma. Sevmediğin bir kızla mutsuz... Kes lan! Bir daha dilini keserim bu işlere karışırsan. Hmm.
başla be takoz. Demin geldi, ağladı. Seni sevdiğini anlattı. O gözler hiç de yalan söylemiyordu. Dışarıda bekliyor. İstersen konuşma usta. Ha ne dersin? Bir çiçek vereyim mi? Sağ ol bacım, sağ ol. Yapma be abi, sevginin çok güzel be abi, bir tane vereyim. Yakışır be abi. Hayır, sağ ol dedim ya. Canın sağ olsun, hediyem olsun be abi. Gel buraya. Al bakalım inat canım. Sağ ol abi, Allah bu güzel ablayı sana bağışlasın. Nedir istediğiniz? Çiçekçi kızın dileği. Seni seviyorum. Bu da yeni bir oyun mu? Gülecek arkadaşlarınız da hazır mı bari? Biliyorum. Ne desem inanmayacaksın. İnan ki seni çok seviyorum. Ama ben eski Sibel değilim. Değiştim. O köy, o insanlar, sen beni değiştirdiniz. Bana doğruyu, güzeli, menfaatsiz sevmeyi öğrettiniz. Sana yaptıklarım benim suçum değildi. Yetiştiğim çevrenin, beni yetiştirenlerindi. Şimdi seni sevdiğimi anladım. Ne istesen, ne desen yapmaya hazırım. Ama ikimizin beraberliği doğru değil. İki ayrı dünyanın insanlarıyız biz. Ait olduğumuz yerler farklı. Hani sizin yazlık evde söylediğim bir laf vardı ya. Sen ve ben ucuz aşk romanlarındaki gibiyiz. Aslında orada sen haklıydın. Sana kızmıyorum. Ama bütün bu olanlardan sonra biz mutlu olamayız. Senin yolun ayrı, benim yolum ayrı. Beni bağışlarsan, her şeyi unutup yeniden başlarsak mutlu oluruz. Lütfen. Ben sensiz olamam artık. Her şeyi zorlaştırıp içinden çıkılmaz bir hale getirmeyelim. Evet. Ben de seni seviyorum. Ama başka türlü davranmamız imkansız. Bizim yollarımız ayrı. Son sözüm bu mu? Thank you.
Bir dakika bakar mısınız? Buyur bacım. Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum. Kerim isimli, onun bugün düğünü var, evleniyor. Evleniyor mu? Evet, evleniyor. Sen Ahmet kızı Ayşe, hiçbir tesir altında kalmadan Yusuf oğlu Kerim'i şahitlerin huzurunda kocalığa kabul ediyor musun? Evet. Sen Yusuf oğlu Kerim, hiçbir tesir altında kalmadan Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda karılığa kabul ediyor musun? Şahitlerin huzurunda karılığa kabul ediyor musun?